Anlat bize, ne yapacağız? Bugün programda bir imkansızı hedef aldık diyelim. Ama zaten herhalde bu kanalda olayımız imkansızlı olacak. Bu programdaki amacımız 10 malzeme ve 100 TL'yi aşmadan akşam yemeği veya öğle yemeği, yani bir öğün sayabileceğimiz bir yemek hazırlamak olacak. Biraz alışverişinden bahsetmek ister misin? Alışverişim moral bozucuydu. Evet, sürekli olarak çok malzemeli yemekler yapmamdan yakınıp duruyordunuz. O yüzden yeni programımız tamamen bunu kırmak üzerine. Size 10 malzemeyle 100 TL'yi aşmadan yemekler yapmaya çalışacağım. Alışverişimi biraz pahalı yaftasıymış bir marketten yapacağım. Ki en pahalı bildiğimiz marketten bakalım 100 TL'ye çıkabilecek miyim? Organiğinden vazgeçtim. Çünkü bu 36 lira. Şu konvansiyoneller 20 lira. Bunlarla daha gerçekçi 100 TL'de kalmam. Limon şunlardan alıyorum. Fiyatını gördüm. Diğerleri çok kötüydü. Bana 2 tane yeter. Maydanoz olmazsa olmazı. Kötüsünden de değil, güzelinden bir tane seçiyorum. 100 liraya yaklaştım. Ama sonuçta bundan bir kaşık kullanacağım. O yüzden fiyatı full almama gerek yok. Niyetim basmatiydi. Ama 100 TL ile sınırlı kalamayacağıma dair korkularım var. O yüzden daha uygun olan Baldo ile devam edeceğim. Baldo da güzel. Hazır marketteyken şunu kabul edebilirim ki 100 lira iddialıymış. Poşet tabii ki almadım. Bunu fiyattan kısmak için değil, dünya için. Evet, çıktım. Tabii ki 100 TL tutmadı. Çok daha fazla tuttu. Sırf bunu alsam 100 liraya yakın tutuyordu aslında. İki mesela tahinin zaten yarısını belki kullanacağız. Belki o kadarını bile kullanmayacağız. Dolayısıyla çok ince bir hesap yapacağım. Matematiksel hesap. Çok iyi olduğum bir konu. Ama tabii böyle moralleri yukarı çekmek için düşündüğümüz bu programda fiyatları bu kadar yakını inceleyince moralimizi yükseltecek bir şey bulamadım. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Göreceğiz. Bilmiyorum, herhalde çok takip etmemişim bir şeyler veya düşünemedim o kadar. 100 TL mantıklı geldi alışverişe çıkarken. Ama alışverişin ortalarındayken çok da kolay olmadığını anladım. Buradaki öznem olan, yani ben karnabaharı standart bir sebze diye seçtim ilk tarifte. Garanti 100 TL'de kalırız diye. 20 TL'lik karnabaharı bulmam çok zordu ki buna da kaç para vermişim? 23 TL. Konvansiyonel olanı, organiklerde 40'ların üzerine çıkıyordum. Alışverişim moral bozucuydu. Tüm fiyatları yazacağım zaten. Ama 100 liranın altında kalacağıma inanıyorum. Çünkü gerçekten işte tahin pahalıydı mesela. Bundan bir kaşık kullanacağım. Ki güzel tahin aldım. Domates konusunda şu an malum domates mevsimi değil. Kilosu 25 liralarda falan. Ama bu yaz fiyatından. Annem yaptı. Yaz ama ekonomi böyle bir şey yani. Yazın kurun domatesinizi. Kışın 100 liralık yemek yapmak istiyorsanız bir şeyler yapacağız. Limon kilo fiyatını görünce dudağım çıktı. İki tane limondan fazla kullanamam. Gibi bir şekilde çok şeffaf bir sunumla 100 liranın altında kalmaya çalışacağız. Kalamazsak iki bölüm sonra belki 150 liraya çıkar. O zaman bugünün menüsüne açıklayayım mı? Hadi açıkla. Bugün menüde bütün bir karnabahar pişireceğiz ve bunun yanına da bir pilav yapacağız. Aslında kulağa çok basit ve karnabahar ve pilav yemeği gibi geliyor. Ama burada bizim yemeğimizi zenginleştirecek olan şey pahalı malzemeler değil, kullanacağımız pişirme teknikleri olacak. Şimdi ilk olarak karnabaharımı bir sos hazırlayarak başlayacağım. Ve karnabaharımı iyice bu sosla çok güzel bir şekilde buladıktan sonra bütün olarak pişireceğim. Bunun için bolca sarımsak kullanacağım. Tabii ki yapacağım her şeyi bugün tartarak yazacağım. Ve Doğan bizim için onları hesaplıyor olacak sonrasında. Çok fazla malzeme kullanmayacağım için sarımsağın her şeyinden faydalanmak istiyorum. Biraz bolca sarımsak kullanacağım burada. 45 gram sarımsak kullandım. Hadi kabuğu da bilmem nesiydi, ben sana söyleyeyim. Bu 80 gram, 80 olmaz, yok artık. Kabuğu ayıklanmamış haliyle falan bence 55-60 gram diyelim. Yüksek atıyorum.
Sen yanına 44'ü de parantez içinde yaz, gerekirse kurtarabileyim. Sarımsaklarımı blenderıma attım. Blender yoksa hiç problem değil. Havanda da ezebilirsiniz. Sabunuz varsa doğraya da bilirsiniz. Şimdi bolca zeytinyağı koymak istiyorum. Bolca derken tabii. Çok da bol. Acaba kaç TL'de olduğumu bir yandan hesaplasak mı da ona göre bazı birimlere karar versem? Yapacak bir şey yok, zeytinyağı olmazsa olmazdır yemeğin. 30, 50 gramla başlıyorum. Şimdi tuz ve karabiber koyacağım. Tuz ve karabiber için böyle artık şey belirleyelim, 1 TL falan diyelim. Çünkü totalde yemeğin gerçekten yüksek atıp 2 diyelim. 2'yi geçeceğimizi zannetmiyorum. Çok pardon, 60 koydum dalıp. Yap. Dürüst bir program bu. Tuzumu koydum. Yaklaşık 3 gram tuz koydum. Artık karabiberi de saymayalım lütfen. 1 lira da onun içindirim işte. 1 lira da senden. Karabiberlere, karabiber sponsorumuz Anıl Kaya. Ondan sonra da sebze suyu koyuyorum. Şimdi suya, tuza, bunların hepsine kümülatif bir şey koyacağım zaten. Yani böyle ortalama bir şey söyleriz. 1 lira, 2 lira gibi. Sebze suyu da iç rahatlığıyla maliyete eklemeyeceğim bir şey. Çünkü sebze suyunu gerçekten burada doğradığımız sebzelerin, meyvelerin kabuklarını, meyvelerin değil, meyvelerden katiyen olmaz, çok pardon, sebzelerin kabuklarını pişirip elde ediyoruz. Dolayısıyla tamamen aslında atıksız mutfak projesi olarak ortaya çıkan bir şey. Eğer sizin mutfağınızda sebze suyunuz yoksa bunun yerine tabii ki su da kullanabilirsiniz. Marketten sebze suyu almaya kalkarsanız işte 100 TL'ye geçeceğinize ne olur? Dikkat! Şimdi bunların hepsini homojen olana kadar karıştıracağım. Bu sırada kimyon da baharat olarak sadece kimyon kullanacağım. Ama ben böyle tohum baharat kullanmayı seviyorum. Bunların aroması çok daha güzel ortaya çıkıyor. Aromasını ortaya çıkarmak için sadece tavada birazcık böyle bir ısı ile temas ettirmemiz gerekiyor. Şimdi yine tartarak koyacağım. Doğan bize kavuracak. 3 gram. 3 gram kimyon tohumu. Evet, bu sırada. Yes. Çok güzel kokuyor. Karnabaharımın alt kısmını çıkarıp içine ulaşabileceğim bir hale getireceğim. Ama bu çiçeklerinin birbirinden de ayrılmayacağı bir şekilde yapmaya çalışacağım bunu. O yüzden belki daha ufak bir bıçak alayım. Şöyle bu orta kısmını. Evet, şimdi çiçeğimin şu aralarından, şu dalların arasına sosumu dökebileceğim aslında alanlar açmaya çalışıyorum. Ama çok da derine gidip birbirlerinden koparmayacağım. Evet, bu biraz sıkı bir karnabaharmış. Konvansiyonel. O yüzden ben kendim aralarda sosumun içine nüfuz edebileceği delikler açıyorum. Bu noktada az bir şey de olsa karnabahar ziyan ediyorum. Ve şu ortadaki kısmını biraz daha tıraşlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ortasına oydum. Ama çiçeklerine hiç dokunmadım. Zaten bu tarifin tek zor kısmı galiba buydu. Buradan sonraki her şeyi kendi kendine yapacağına yemin edebilirim. Ondan sonra şimdi fırına girebilen ve üzerini kapatabildiğim bir şeye sahip olmam burada önemli. Çünkü ilk bir süresini fırında kapağı kapalı olarak geçirecek ki karnabaharın içi de pişsin. Fırını başlatabiliriz bence bu sırada. Elektrik faturasını katıyor muyuz? Evet, yine yemek yapmaya başlayalı birkaç zaman geçtikten sonra önlüğüm olmadığını fark ettim. Şimdi karnabaharımın içine bayağı böyle güzelce işleyebileceği gibi koyuyorum. Zaten içine sığmayan dışına taşacaktır. Parçalanmayan sarımsaklarım için bunu biraz daha çeviriyorum. Evet, kalanını da üstüne döküyorum. Neredeyse süt gibi bir sosum oldu. Bu kadar sarımsı. Bana sürsek ben de tencerede iyi bir hale gelirim bence. Evet, her tarafına da güzelce yaydıktan sonra kapağını kapatıp sadece bunu fırına atmam kaldı. Çok pardon, kimyon tohumlarımı unuttum. Üzerine kimyon tohumlarımı da azıcık ocakta ısıttım. Kimyon tohumlarımı da ekledim.
Şimdi kapağını kapatıp fırınlatacağım. Karnabahar kullandık. 1. Zeytinyağı kullandık. 2. Ama zeytinyağı diğer yemeklerde de kullanma hakkına sahibim gayet tabii ki. Sebze suyu kullandık. 3. Şimdiye kadar bir de sarımsak kullandık. Bir de kimyon tohumu kullandık. 5. Evet, şimdi o zaman pilavıma geçiyorum. Çünkü bugün madem tasarruflu yemek yapıyoruz, hepsini aynı anda fırına atmaya çalışacağım. Pilavımı da fırında pişireceğim dolayısıyla. Hazır fırın çalışmışken tüm yemeklerim fırından çıkmış olacak böylece. Ve fırında pilav gerçekten harika oluyor. Şimdi onun için ilk önce sosumla başlayacağım. Yani hiç alışık olmadığım işler, şöyle tavaya dökesim geliyor. Ama tabii ki tartarak gidiyorum yine. Göz kararı bir zeytinyağı tartımı. Şöyle tavaya döksem nasıl dökerdim onu düşüneyim. Ama galiba 10 gram. 10 gram. Bir fazla. Bir dakika. Şimdi ekonominin çok önemli araçlarından biri. Spatula. Çünkü burada 2 gram var ya. Bak. Hepsi çıktı şimdi. Bu yemekte her şeyi tavada fırında yapacağımın sözünü verdiğim için sosumu dahi fırında pişiriyor olacağım. Şimdi hemen sarımsaklarımı da tartıyorum. Bolca sarımsak kullandığım bir kısım da burası. Hop. 36 gram. Zaten bu yemekte bizi batıracak şeyler sanırım sarımsak ve karnabahar. Sarımsakların şu baş kısımlarını alıp yaklaşık 3'e böldüm hepsini. Çok fazla değil. Bu noktada çılgınım ben, 100 TL'yi azıcık açar 10 malzeme değil de 11 malzeme yaparım derseniz önerim tabii ki buraya bir takım aromatikler de eklemeniz. Taze kekik, biberiye falan koymanız olur. Ama ben 10 malzeme sınırımı aşıyordum. Ve diğer kullandığım malzemeler kadar zorunlu görmedim onlara. Ben aromatik olarak defne yaprakları kullanacağım. Şimdi domates sosumu da bunun üzerine döküyorum. Hepsini bir fırında pişireceğim. Tabii ki tartıyorum. Anneme sorarım yazın kaç tane aldı domatesi. Öyle mi yapayım? Yazın domates kilosu kaç para? $250. Az geldi gözüme. 300'e çıkıyorum. 50 gram daha koyacağım. Hiç böyle tartarak yemek yapmamıştım ömrümde. Her şeyin bir ipi var. Evet. De eli bol da bir tipimdir yani. Tuzu tartmadığımızda anlaştık. Tuzumu da koydum. Şuradan biberiye yaprakları. 3 yaprak biberiye yemin ederim hesaplayacağım kaç para. Defne. Keşke biberiye de koysam diye düşüne düşüne. Bir daha. Şuradan biberiye yapraklarımı da ayırıyorum. Şuradan defne yapraklarımı da alıyorum. Söz anılacağım, her bir defne yaprağı ne kadar hesaplayacağım. 4 tane defne yaprağı. Tartayım sana bir de. Bu program benim sinirimi bozacak. 1 gram. Baş öğretmen gibi de bakıp onay alıyorum senden. İyi ki buraya bakma dedin. Karabiber bedava, Serpil'im. Anıl'dan dedik. Tuz, karabiber, Anıl'dan. Onlar senden. Evet, Doğancığım buyurun fırına. Görüyorsunuz aslında bir domates sos hazırlamış olduğum. Domates sosumu şimdi azıcık pişmesi için fırına atıyorum. Fırından bir 10 dakika sonra alıp pirincini ekleyeceğim. Bu sırada ben de tahin sosuma geçeceğim. Artık bir kısım biliyordur, bir kısım bilmiyordur. Ben genelde hayvansal ürün kullanmadan yemekler yapıyorum. Normalde belki siz bu yemeği yoğurtla da bir araya getirmek isteyebilirsiniz. Ben bir tahin sos yapacağım. Tahin sosun 100 TL'm içinde sınırlı kaldığını biliyorum çünkü. Devam mı? Devam. Öyle real time yapmayı çok sevdim. Şimdi 2 limon kullandım. Ben o gün tam olarak 2 limon aldım. Şüş be. Pardon. 2 limon kaç para biliyor musun? 8.40. 8.38. Üzücü. 1 limon mu sıksaydık? Neyse. Suyu kaynatalım.
Evet, tahin sosumu. Bu tahini çok dikkatli koymam lazım. 25 gram. İçerisine tabii ki tuz koyuyorum yine. Yani tuz konusunda ölçü vermiyorum. Hani sadece tuz, karabiber, Anıl'dan olduğu için değil. Çünkü tuz konusunda herkese hep derim, kimseye güvenmeyin. Kendi ağız tadınıza güvenin. Her tuzluluk oranı da gerçekten farklı oluyor. İşte benim kullandığım marka tuzun vereceği bir çay kaşığı tuz farklı olurken sizin evdeki çok daha farklı sonuç verebilir. O yüzden genelde ben burada işte 3 tip farklı tuz aynı markanın sürekli bulunduruyorum ve onlara göre tariflerimi oluşturuyor oluyorum. Karabiberimden. Limonlarımın fiyatını söyledim zaten. Üzüldük. Bu limon sıkacağını kullanırken de limonun eğer şu arka kısmını şöyle keserseniz eğer çok daha fazlasını sıkabiliyorsunuz. Bu sosu normalde yaparken yine ezilmiş sarımsak veya sarımsak tozu kullanmanızı öneririm. Çok yakışır. Ben diğer her şeyime çok fazla sarımsak koyduğum için artık buna koymayacağım. Limonu bir limonla başlıyorum. Biraz korktum limon fiyatından. Olmazsa ikincisini de eklerim. Evet, tahin daha önce görmediyseniz göreceksiniz ki limonla bir araya geldiğinde kesilip katılaşıyor. O yüzden karıştırıp moralimi bozmadan suyumun kaynamasını bekliyorum. Bu sırada da bir fırınıma bakacağım. Evet, şimdi suyumu ekleyerek karıştırıyorum. Tahinden biraz fazla pintilik yapmışım ya. Çok az oldu sosum yani. Bu bir karnabaharı doyurmaz. Biraz daha tahin ekleyeceğim. Mecbur. Kaç gram tahin koydum? Hakkım var mı? Ha, 25 sanırım gram 25 koydum. gramdayız şu an. Bence geçti mi? Geçtik mi? Bence geçtin. Bence geçmedim. Hesaplayacağız sonra. Ama bu kadar sos bir kişiye yeter. Bu yemek iki kişilik mi? Bu konuyu hiç açıklığa kavuşturmadık. Oldu oldu yeter bu sos. Bakın ne kadar güzel bir kıvam var. İki kişiyseniz iki katı kadar yapın. Üf. Evet, Doğan şimdi bu benim buradaki pirincimi. Burada da bir kap pirincim var. Bir kap pirinç kaç gram ölçeriz. Ama şey sulu suyla yıkanmış halini tartmayalım. Yanıltıcı olmasın. Burada çünkü daha demin bir geçtin 100 lirayı gibi bir laf döndü. Birazcık canım sıkıldı buna. Evet, pirinç seçimimi yaparken dikkat ettiğim konuları zaten alışveriş videomda gördünüz. Ama doğru, baldo da güzel. Ama tabii ki sizin bütçeniz daha fazlaya çıkıyorsa jasmin çok güzel oluyor. Evet, pirinçlerimi çok kırmamaya da gayret ediyorum. Sebze suyumu da ekleyip tekrar fırına göndereceğim. Sebze suyumu, sular bizden dedik, tartmıyorduk. Burada bir kap var. Bir kaba domatesin de suyu olduğu için şöyle 1 artı 1 bölü 4 kap yani gibi bir su koyuyorum. Biraz daha. Ve üzerine sanki yarım parmak ama parmak bu birim olarak. Bütün pirinçlerin suyumun altında kaldığından emin oldum. Şimdi bir suyumun tuzunu kontrol edip ona göre tuz, karabiber ekleyeceğim. Birazcık koyabilirim. Tavanızın bu noktada fırından çıktığını lütfen unutmayın. Heyecanla insan tutuveriyor. Eğer ki bu tip bir döküm tavanız yoksa bu işlemin aynısını herhangi bir Pyrex'te de yapabilirsiniz. O noktada üzerine bir alüminyum folyo ile iyice sardığınızda yine aynı etkiyi alacaksınız. Burada niyetimiz içine çok fazla değil, içine hava girmemesi aslında. Yani içinde kalması tüm ısının. Evet, iki yemeğim de fırına girdi. Tahin sosum hazır. Maydanozlarla da üstünü süsleyeceğim. Artık bana ortalığı toplayıp beklemem ve soframı kurmam kaldı. Pilavım 190 derece fırında 30 dakika kaldı. Şimdi çıkardım. Çıkardıktan sonra da bir 5-6 dakika daha kapağını açmadan bekledim. Ve şimdi kader anı. Üf. Beni hiç üzmeyen bir tariftir bu. Biraz önce Doğan bizim için şu ana kadar kullandıklarımızın bir hesaplamasını yaptı ve 59,11 TL. O yüzden sanırım tartmadan bir şey,
zeytinyağı atabilirim bunun üzerine diye düşünüyorum. İzin var mı? İzin var. Şöyle bir çıktıktan sonra burada hatta artık havaya girdim 59 TL'ye buralara geldik diye. O yüzden güzel bir zeytinyağıyla bitirişimi yaptım. Şimdi çok az şöyle havalandırıyorum. Ve karnabaharımı alacağım. Yani istesem ikinci limonumu da kullanabilirmişim. İki katı kadar tahin sos yapabilirmişim. Dolayısıyla diğer yaptığımız her şeyin bu rahatlıkla 4 kişiyi doyuracak bir yemek oldu diyebilir miyiz? 3 mü? 2 mi? 2. 2. Bilmiyorum, iştahlı insanlarsan 2. Ben şunun yarısını yerim bir oturuşta. 2 dakikaya karnabahar da fırından çıkacak. Bu sırada ben de karnabaharımın üzerine süsleyeceğim maydanozlarımı doğruyorum. Burada muhtemelen 1 demet maydanoz vardır. Tam olarak 1 demet var. Sen 1 demet diye hesapladın. Ben bunun yarısını kullanıyorum. Kar dansı. Kar dansı. Evet, maydanozlarımı mümkün olduğunca öldürmeden şöyle üstün körü ve olmuşluğun sesi. Bir saniye bir bakalım. Burada kontrol etmek için bu arada söylemeyi unuttum. Pilavımı fırından alırken karnabaharımın kapağı kapalıydı hatırlıyorsanız. Karnabaharımı da kapağını açtım ve suyu birazcık azalmıştı. Dibine çok azıcık su ekledim. Kapağını açtıktan sonra bir 15 dakika daha üstü renk alana kadar pişmeye bıraktım. Oy, çok güzel olmuş hem de. Lütfen şuna bakar mısınız? Yani burada böyle karnabaharın karşı koymaması ve bıçağın rahatlıkla içine girebiliyor olması kriterimiz. Artık tabaklama faslına geçebilirim. Şimdi düşürüyorum. Ayrıca kendisi gerçekten her tür sofrada hoş gözükecek bir tabak oluşturuyor bence. Sosunu kesinlikle ziyan etmiyorum. Etrafına döküyorum. Ayrıca bu şu an yapmış olduğumuz yemek rahatlıkla 4 kişilik bir akşam yemeği. Burada artık yanına turşunuzu çıkarırsınız, biranızı açarsınız. Bunlar ekstra masraftır. Ben onlara karışmam. Ben sizleri 100 liraya doyurmaya bakarım. Ama turşu güzel gider bu menüye. Hazırladığım tahin sosumu üzerine gezdiriyorum. Tahine hiç sarımsak koymamıştım hatırlarsanız. Çok doğru bir seçim. Çünkü gerçekten sos yoğun sarımsaklı bir sos. Ben şimdi o malzemenin de dışına çıkmamam sözü verdiğim için devam etmiyorum. Ama bir diğer önerim pembe karabiber. Burada acayip güzel patlayıp birden çok güzel fotoğraf verecektir. Ve yanındaki pilavla da birden renkleri tamamlayacaktır. Hem de pilavımı servis edeyim. Ben böyle içine sonradan baharat koyduğum yemekleri yaparken genelde koyduğum baharatları sayarım. 3 tane defne yaprağı koymuştum. Yoksa biri kesin içinde unutuluyor. Eğer sarımsakla çok aranız yoksa veya burada zaten sarımsaklı bir durum vardı, benim de o malzeme sınırım yok derseniz burada sarımsak yerine arpacık soğanını da çok öneririm. Yine maydanoz ve karabiber. Tabağımı da sileyim. Markette biraz moralimiz bozulmuştu ama gördük ki 100 liraya yetişmeden bile hedefimize ulaşabildik. Şu an gözüken çok ayrıntılı bir hesaplamayla, ki bu hesaplamaları da paylaşırız, 60 liraya her şeyi kapattık. En son hadi benim koyduğum zeytinyağıyla, elektriğiyle kaçta anlaşalım? 60, 70? 75. 75'ten de 75 TL'ye 3 kişilik. 3-4 olur. Pilav biraz daha var arkada, hepsi bu değil. Tabak güzel gözüksün diye burada bu kadar var. O zaman şimdi pasta gibi pişirdiğimiz karnabaharımızın içine bakalım. Harika. Aynen
yani zorlasan 6 kişiyi bile besler bu sofra. Evet Anıl'cığım, ikna edebildim mi seni? Valla oldum, utandım, affedersin. Utandın çünkü programın ortasında, başında birçok kez 100 liranın moralimi bozacağından bahsetmiştin. O yüzden şimdi seni yanıma alayım. Utanmış suratın herkes. Ya sen beni iki programda bitirdin Ceyda. Ne kadar yemediğim, iddia ettiğim şey varsa. Dedim sana. Elime tutuşturarak. Başka ne yemiyorsun? Yok artık söylemeyeceğim. Hı? Artık böyle şeyler söylemeyeceğim. Gerçekten unutmuştum bu karnabaharım. Evdeki bütün red haklarım yandı. Şey. Neyse canım, evde de benim tarifimle yaparsınız. Böylelikle bir programın daha sonuna mı geldik? Bence geldik. Bence geldik. Ayrıca 100 TL'den de devam edebileceğimizi de kanıtladık. Evet. Bir yıl daha. Görüştürmeyebilirim ama. Hayırlısı diyelim be. O zaman